28 Ağustos 2013'te Isabella Guzman, annesi Yumin Hoy Aurora, Colorado'daki evlerinde bıçaklanarak öldürüldü. 7 yıl sonra Guzman'ın mahkemede çekilmiş bir videosu TikTok'ta yayıldı ve Guzman internette fenomen haline geldi. Isabella Guzman, annesini vahşice öldürdüğünde henüz 18 yaşındaydı. Ailesini şaşkına döndürmüştü. Çocukluğunda bile davranış sorunları vardı ama sevdikleri onu tatlı ve iyi kalpli olarak tanımlıyordu. Tutuklanmasının hemen ardından Guzman, delilik nedeniyle suçunu kabul etmedi. Doktorlar onun şizofrenisi hastası olduğunu tespit etti ve bir yargıç kendisi veya başkaları için bir tehdit olmaktan çıkana kadar Colorado Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde kalmasına karar verdi. Guzman, 7 yıl hastanede yattıktan sonra 2020 yılında şizofreninin kontrol altına alındığını iddia etti ve kurumdan tahliye edilmesi için dilekçe verdi. Aynı zamanda 2013'teki mahkeme duruşmasının görüntüleri yeniden ortaya çıktı ve TikTok'ta dolaşmaya başladı. Bu da ona tuhaf bir hayran kitlesi kazandırdı. Isabella Guzman genç yaşta davranış sorunları yaşamaya başladı. Bu kaygılardan dolayı annesi onu yaklaşık 7 yaşındayken biyolojik babası Robert Guzman'ın yanına gönderdi. Guzman sonunda Hoy'un yanına geri döndü. Ancak gençlik yılları boyunca mücadele etmeye devam etti ve kısa süre sonra liseyi bıraktı. Ağustos 2013'te Guzman ve Yumin Hoy arasındaki ilişki hızlıca kötüleşti. Üvey babası Ray Hoy'a göre Guzman annesine karşı daha tehdit edici ve saygısız olmaya başladı. Ve 27 Ağustos Salı günü ikili arasında özellikle kötü bir tartışma yaşandı ve bu tartışma Guzman'ın annesinin yüzüne tükürmesiyle sonuçlandı. YBS 4 Denver'a göre Hoy, ertesi sabah kızından sadece ödeyeceksin yazan bir e-posta aldı. Dehşete kapılan Hoy polisi aradı. Öğleden sonra eve geldiler ve Guzman'la konuştular. Ve eğer ona saygı duymaya ve kurallarına uymaya başlamazsa annesinin onu yasal olarak evden atabileceğini söylediler. Hoy ayrıca Guzman'ın biyolojik babasını da aradı ve ondan gelip onunla konuşmasını istedi. HuffPost'a göre Robert Guzman o akşam eve geldi. Daha sonra şunu hatırladı. Arka bahçede oturup ağaçlara ve hayvanlara baktık. Ve ben de onunla insanların ebeveynlerine saygı duyması gerektiği konusunda konuşmaya başladım. İlerleme kaydettiğimi sanıyordum diye devam etti. Ancak birkaç saat sonra konuşmalarının trajik bir şekilde hiçbir işe yaramadığını keşfedecekti. 28 Ağustos 2013 gecesi Yumi Hoy akşam saat 21.30 civarında işten eve geldi. Kocasına duş almak için yukarı çıkacağını söyledi ama kısa süre sonra bir gümbürtü ve ardından kan donduran çığlıklar duyuldu. Ray Hoy tam zamanında yukarı koştu ve Isabella Guzman'ın banyo kapısının çarparak kapattığını gördü. İçeri girmeye çalıştı ama Guzman kapıyı kilitlemiş ve diğer tarafa doğru ittiriyordu. Kapının altından kan sızdığını görünce 911 aramak için aşağıya koştu. Huffington Post'a göre Ryan Hoy geri döndüğünde karısının Yehova dediğini duydu ve ardından Guzman'ın kapıyı açıp kanlı bir bıçakla dışarı çıktığını gördü. Guzman'ın hiçbir şey söylediğini, duymadığını ve banyodan çıkarken onunla konuşmadığını, onun yanından geçerken sadece dümdüz karşıya baktığını söyledi. Banyoya koştu ve Yumi Hoy'un yerde çıplak, yanında bir beyzbol sopasıyla bıçak yaralarıyla kaplı halde buldu. Onu diriltmeye çalıştı ama çoktan ölmüştü. Müfettişler daha sonra boğazının kesildiğini ve başından, boynundan ve gövdesinden en az 79 kez bıçaklandığını buldu. Polis geldiğinde Isabella Guzman çoktan olay yerinden kaçmıştı. Hızla bir insan avı başlattılar ve halka Guzman'ın silahlı ve tehlikeli olduğunu bildirdiler. Memurlar onu ertesi gün öğleden sonra yakındaki bir otoparkta buldu. Pembe spor sütyeni ve turkuaz şortu hala annesinin kanıyla kaplıydı. Isabella Guzman mahkemede tuhaf bir gün geçiriyordu. CNN'in haberine göre 5 Eylül 2013'te duruşma gününde Guzman hücresinden sürüklenerek çıkarılmak zorunda kaldı. Ve nihayet mahkeme salonuna vardığında kameraya bir dizi tuhaf surat yaptı. Sırattı ve gözlerini işaret etti. Isabella Guzman delilik nedeniyle suçunu kabul etmedi. Bir doktor onun şizofreni hastası olduğunu ve yıllardır sanrılar yaşadığını ifade etti. Annesinin bıçaklandığının farkında bile değildi. Aksine Guzman dünyayı kurtarmak için Sicily adında bir kadın öldürdüğünü düşünüyordu. Colorado'nun 18. Adli Bölgesi Bölge Savcısı George Brushler, CBS 4 Denver'a şunları söyledi. Daha iyisini bildiklerinde ve daha farklı bir şeyler yapabilecekleri halde yanlış karar veren insanları cezalandırıyoruz. Ve bu özel vakada yaşadığı ciddi şizofreni ve paranoid sanrılar, işitsel, görsel halüsinasyonlar göz önünde alındığında bu kadının doğruyu yanlıştan ayıramadığını ve bundan farklı davranamayacağına ikna oldum. Yargıç Guzman'ın delilik nedeniyle suçsuz olduğunu yönündeki iddiasını kabul etti ve onun Yaupla'daki Colorado Akıl Sağlığı Enstitüsü'ne gönderdi.
Orada kendisi veya toplumu için bir tehlike olmaktan çıkana kadar orada kalmasını emretti. Isabella Guzman'ın tuhaf mahkeme görünümün nedeniyle yakında internette ünlü olacağı hakkında hiçbir fikri yoktu. 2020'de çeşitli TikTok kullanıcıları Guzman'ın 2013'teki duruşmasından videolar yayınlamaya başladı. Bazıları MMX'in hit şarkısı Sweet But Psycho'ya ayarlandı. Diğerleri ise yaratıcılarının Guzman'a mahkeme salonundaki tuhaf yüz ifadelerini taklit etmeye çalıştığını gösteriyordu. Isabella Guzman internette hızla bir hayran kitlesi kazandı. Yorumcular onun ne kadar güzel olduğunu dikkat çekti ve annesini öldürmek için iyi bir neden olması gerektiğini söyledi. Mahkeme duruşmasına ilişkin bir video derlemesi yaklaşık 2 milyon kez izlendi. İnsanlar Facebook ve Instagram'da Guzman'ın onuruna hayran sayfaları bile oluşturmaya başladı. Bu arada Guzman'ın hala akıl sağlığı kurumundaydı. Terapi görüyor ve şizofrenisi için uygun ilaçları bulmaya çalışıyordu. Kasım 2020'de artık etrafındakiler için tehdit olmadığını iddia ederek tahliyesi için mahkemeye dilekçe verdi. O sırada CBS4 Denver'a şunları söyledi. Bunu yaptığımda kendimde değildim ve o zamandan beri tam sağlığıma kavuştum. Artık akıl hastası değilim. Kendim veya başkaları için tehlike oluşturmuyorum. Guzman ayrıca annesinin elinde yıllarca tacize uğradığını da iddia etti. Yıllarca evde ailem tarafından tacize uğradım diye açıkladı. Annem ve babam Yehova'nın şahitleri. Ve ben 14 yaşımdayken dini bıraktım ve bıraktıktan sonra evdeki taciz daha da kötüleşti. Haziran 2021'de Isabella Guzman terapi seansları için hastaneden ayrılma izni verildi. Annesiyle yaşadığı iddia edilen istismarcı ilişkiye rağmen 28 Ağustos 2013'te yaşananlar hakkında şunları söyledi. Eğer değiştirebilseydim veya ya da geri alabilseydim yapardım. Isabella Guzman bugüne kadar Yopla'daki Colorado Ruh Sağlığı Enstitüsü'nde oturuyor ve 18 yaşındayken yaptığı tüyler ürpertici eylemin anısıyla yaşamak zorunda kalıyor.